Hasan'ım cevap vereceğim. Dur, acele etme. Bak sevgili kardeşim, bu arada cuman mübarek olsun. Şimdi toprak zahirde gözüktüğü gibi şer gibi gözüküyor değil mi? Ama bütün nimetler oradan geliyor diyor. Usta toprağa ve toprağa girmekten korkma diyor. Şimdi sana şöyle bir misal vereyim. Bu sesimi dinlerken bedenin içinde misin? Yani şu anda bağırsaklarını hissediyor musun? Kokusunu alıyor musun? Orada mısın? Yok. Bağırsaklarında mısın? Yok. Karaciğerde misin? Böbrekte misin? Kanda mısın? Neredesin şu anda? Şimdi insan nerede? Bu bedendeymiş gibi gözükürken aslında bedeni hiç yaşamıyoruz. Yani bağırsakta değiliz, böbrekte değiliz, dalakta değiliz. Ya bir hariçteyiz ya dahili duyguların içindeyiz. Mesela diyelim ki birisine nefret ediyoruz, birisine gadaplanıyoruz, şehvetleniyoruz veya kariyer, ne bileyim. Bu neredeyiz? Bak bedendeymiş gibiyken hep hariçteyiz. Ya bir hedefteyiz, ya bir gadaptayız, ya bir şefkatteyiz, ya muhabbetteyiz, ya aşkın içindeyiz, izdeyiz. Veya içsel, ya bir vefadayız, ya içsel bir tefekkürdeyiz, ya bir hayaldeyiz, ya bir düşüncedeyiz. Bedende olan kim var ki? Bağırsakta mısın? O kokuları alıyor musun? Pis kokuları. Midede misin? Asit dünyasında mısın? Karaciğerinde, imalathanede misin? Yani bedende iken bedenini hiç hissediyor musun? Hiç yaşıyor musun? Beden toprağın, küre-i arzın, dünyanın hulasasıdır. Bedendeyken bedenin dışında olduğumuz gibi toprağa gireceğiz inşallah. Toprakta olmayacağız. Nasıl ki bir vefa, bir şefkat, bir haya, bir gadap, bir merhamet gibi hisler ortaya çıkarsa, bunlar içimizde değil mi? Şefkat, aşk, muhabbet, ondan sonra şevk, surur. Bunlar bizim içimizde değil mi? İçimizde hayal, fikir, düşünce, anlayış. Bunlar hep içimizde. Bu üstü kalkarsa, yani uyanırsa, bir şefkat uyanırsa kadın çocuğunda. Yani biz onun içine giriyoruz. İçimizdekiler uyanırsa biz onun içine giriyoruz. Bir daha. Nasıl ki ifrat-ı şefkat bizi ortadan kaldırıyor. Yani bir şefkat düşün, ifrat ediyor. Hiç kadın kendi ne uykusu kaldı, ne rahatı kaldı. Çocuğu olan anne babayı düşünün. Zannediyorum senin çocuğun var. Çocuğu olduktan sonra insanın arzusu olmaz. İnsanın isteği olmaz. Nedir o? Ancak onun isteği isteğin oluyor. Onun arzusu arzun oluyor. Onun talebisini artık senden çıkıyorsun. Yani kısacası içimizde olan duygular içimizdeyken uyanınca biz onun içine giriyoruz. Mesela bir gadap içimizde, bir harici sebeple asabi olursak her şeyimiz yok oluyor. Onun içine giriyoruz. Artık ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biz onun içine giriyoruz. Bir tefekkür, bir hayal. Bak içimizde hayal değil mi? Hayal ettiğin zaman onun içine girmiyor musun? Artık bedenden haberin var mı? Hayalde yaşıyorsun böyle. Artık odadan bile, yürürken bile, iş yaparken bile. Hiçbir şeyden hatırlamıyorsun ki hayal. Hayal o kadar ileri gidiyor ki bazen araba kullandığın zaman bile arabayı çarpıyor, adam haberi yok. Veya meleke olarak vücut kendisini, akıl meleke arabayı götürüyor. Nasıl geldiğini bilmez. Yani özetliyorum. İçimizde olan duygular içimizde iken biz ona hakimiz. Bir sebeple onlar uyanırsa, hayal, fikir, düşünce, ondan sonra vefa, şefkat, aşk, muhabbet, sevk, şefk, memnuniyet, iftihar gibi uyanırsa bizde, onlar aktif olursa biz onun içine giriyoruz. İçimizin içine giriyoruz. Aynen bu kadar anlattıklarım şuydu. Nasıl ki içimizde olanlar uyanırsa biz onun içine giriyoruz. Vefat anında bu külli oluyor.
Yani içimizde olan bütün duygular var ya, 18 bin alemin, bütün o nihayetsiz fikirler, hisler, duygular, latifeler, hissiyatlar hepsi bir tamamıya uyanıyor. Hepsi uyanıyor. Yani vefat anında sekerat bu bir manası. En büyük manası bu tabii. Bunlar hep uyanıyor. Biz artık o oluyoruz. Onun içine giriyoruz. Nasıl ki bir şefkat uyandığı zaman kadında kendisi yok artık. Ağrısı olsa bile çocuğun ağrısından dolayı ağrısını unutur. Açlıktan ölse bile kadın çocuk doyurmak adına yemez. Kendisini unutur. Unutmaz mı? İşte bu vefat anında bütün dimağdaki fikirler, hayaller, düşünceler, malumatlar, zanlar hepsi uyanıyor. Vefat anında gir içeriye vicdandaki his, kalpteki duygu, ruhtaki latife bir tamamıyla uyanıyor. Biz oluyoruz işte bu uyanan dima, vicdan, kalp, ruh. Dimağdaki fikirler, vicdandaki hisler, kalpteki duygular, ruhtaki latifeler uyanıyor. Biz oluyoruz. O biz işte. O bütünsellik biz. O oluyoruz. Ve bedenden haberin olmaz. Hayal kurarken bedeninden, işkembenden, midenden haberin olmadığı gibi vefat anında da işte bu fikirler, hisler, duygular, latifeler aktif oluyor, üstü kalkıyor ve biz oluyoruz. Biz olunca ondan sonra bu biz oluyor. Biz olunca artık bedenden de haberin olmuyor, topraktan da haberin olmuyor. İşte toprağa girdiğin zaman cesetten haberin böyle olmayacak. Vefat, mezarlık böyle. Ama bu Müslümanı söyledim. Kafiri söylemedim tabii. Kafir de bunun tam tersi. Toprak ona rahmet bile. Yani o karanlık, o çamurlu toprak ona rahmet diye. Oysa gadabı hiddeti vesaire, gadab-ı ilahi aktif olacak. Onun dünyası da böyle olacak. Yani ahiret bizim dünyamız. Bizim içselliğimiz. Bizim içsel dünyamız, bizim ahiretimiz. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Gireceksin demiyor, gir cennete diyor. Zaten şu anda yaşadıklarımız yaşayacağımızın numunesidir. Selamun aleyküm. Ahiret nerede? Ahiret nerede? Senin fikrin, hissin, duygun, latifen senin bedeninin neresindeyse ahiret de senin oranda. Tekrar selamünaleyküm. Cuman mübarek olsun.